Merhaba. Merhaba. Bu kadar işinizin arasında, çok değerli mesleğinizin arasında bizi konuk ettiğiniz için buraya çok teşekkür ediyoruz. Sizden biraz sonra çok değerli bilgiler alacağız mesleğinizle ilgili ama ben öncelikle izleyicilerimize Başak Hanım'ı tanıtmak istiyorum. Başak Baksu kimdir? 1988 yılında İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi'nden mezun oldum. 94 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 2000 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 2007 yılında da yüksek riskli gebelik yan dal uzmanı oldum. Evet. Şu anda özel sektörde çalışmaktayım. Evet. Peki Başak Hanım, aslında siz o kadar değerli ve farklı bir meslek diyoruz buna ama biz çok kutsal bir mesleğiniz var ve kadınların da en çok korktuğu gebelik ya da daha sonrasındaki birçok olayımız var. Bunlarla ilgili siz tabii buradaki hastalarınızı rahatlatmak adına da birçok şey söylüyorsunuz ama izleyicilerimiz de bilmek istediği birçok şey var elbette. Kadın doğumla alakalı, hani öncelikle normal doğum, sezaryen doğum ve kendi alanınızla ilgili bize neler aktarabilir? Değerli bilgilerinizi alalım sizden. Neler aktaracaksınız? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi biz her şeyden önce bütün kadın hayatı boyunca onlarla birlikte olan tek hekim grubuyuz. Evet. Olay sadece bir gebelik ve gebelik süreci değil, gebe olmadan da, gebe olmasa da hayatı boyunca bir kadın doğum hekiminin mutlaka ihtiyacı olacaktır. Bayanların. Evet. Biz de bu işi sonuna kadar onlarla birlikte yürütmekten çok keyif alıyoruz. Tabii ki gebelik çok özellikli bir durum. İstenerek gebe kalınsın istiyoruz. İstenerek gebe kalınması demek, gebelik öncesi danışmanlık alınması gerek. Bilmediğimiz şeyler bizi korkutur, ürkütür. İşte bu konuyla ilgili bir hazırlık hem fiziksel olarak, hem tıbbi olarak, hem psikolojik olarak gebelik öncesi danışmanlıkla başlıyor. Aslında böyle bir süreçte başlayan gebeliklerin de önü önüne geçirilecek bütün komplikasyonlar adına bayağı bir yol alınmış oluyor. Evet. O yüzden hastaların peki, gebelik öncesi danışmanlığı alarak bizimle ilk temaslarının olmasında fayda var. Çünkü gebeliklerin büyük bir kısmını öncesindeki sorunları hallederek daha az riskli hale getirebiliyoruz. Ama gebelik sırasında sadece ve sadece doktora gelen bir hastaya da çok fazla müdahale yapamıyoruz. İstediğimiz oranda başarılı olamıyoruz ne yazık ki. Evet. Peki size daha çok hangi şikayet ilk etapta geliniyor buraya? Dediğinizde sizin alanınız aslında daha fazla yüksek risk taşıyan gebeliklerle ilgili demiştik. Sadece bunun için mi geliniyor ve bunlarla ilgili yaptığınız çalışmaları anlatabilir miyiz biraz? Çünkü önemli bir konu. Evet, aslında bu yan dal Türkiye'de yeni. Biz bir anlamda danışmanlık görevi görüyoruz. Gebeleri takip eden arkadaşlarımız bize ihtiyaç duydukları zaman hastayı yönlendiriyorlar. Bu da aslında hiçbir sorun olmadan da oluyor. İki dönemi var rutinde aslında gebelikle ilgili bizim özellikle yaptığımız. Birincisi tarama testleri, ikincisi detaylı ultrason. Bir gebelikte bunlarla ilgili bile sorun olmadığını söyleyebilmek hem o gebeyi rahatlatıyor hem de onu takip eden hekimin elini kolaylaştırıyor. Ancak bu danışmanlık hizmeti sadece rutin giden sorunsuz gebeliklerde değil, aynı zamanda gebeliğin seyri sırasında tarama testlerinde sorun çıkan veyahut da takip eden hekimi tarafından ultrasonda bir bulgu saptanan veya gebelik sırasında annede çıkabilecek sorunlarla da ilgili olabiliyor. İşte gene orada da biz bir ekip çalışması içinde hem takip eden doktoru hem perinatolog olarak biz de gerek görürsek çocuğun sonrasında ihtiyaç duyacağı, evet, uzmanlıklarla ilgili bir ekip oluşturarak en ideal şartlarda anneyi ve bebeği doğurtmaya çalışıyoruz. Evet, şüphesiz siz mesleğini çok seven bir bireysiniz. Başak Hanım, çok seven bir hocasınız demek istiyorum. Peki burada hani izleyicilerimiz size tabii ki merak ettikleri şeyleri de ben sormakla yükümlüyüm. Buraya geldiklerinde şimdi olmazsa olmazlarınız mutlaka sizin vardır mesleğinizde. Çünkü birçok doktor var aslında ve birçok hoca da var. Ama sizin tabii ki öncü isimlerden birisiniz. Olmazsa olmazlarınız nelerdi? Nereye dikkat ediyorsunuz daha fazla? Buradan çok güler yüzlü ayrılan hastaları da gördük biraz önce. Onları neye bağışlıyoruz? Yani olmazsa olmazım şu. Birincisi hekimle iletişim kurmaları çok önemli hastaların. Evet. Hekimlerine güvenmeleri gerekiyor. Biz ne kadar üstümüze düşen görevi yapsak da sonuçta iki kişinin etkileşimi, kendileriyle iletişimini rahat kurabilecekleri ve ulaşma konusunda da sorun yaşayamayacakları bir hekim bulmalarını istiyorum. Evet. Çünkü bize gelen sorular var. Mesela o sorularda anlıyorum ki aslında o tetkiki isteyen kadın doğum hastalıkları uzmanına o tetkikin sonuçlarını hasta soramıyor.
ufak şikayetleriyle ilgili ona danışamıyor. Evet. İşte internet ortamında, bazı sosyal ortamlarda o hekim, bu hekim onlara sonra sonra yolunu bulmaya çalışıyor. Kendi çözüm bulmaya çalışıyor. İletişim çok çok önemli. Çok. İletişim enerji. Önemli. Olmazsa olmaz bizim tek kaygımız anne ve bebeği sağlıklı en ideal şartlarda doğurtmak ve bunu hekimlik kuralları içinde yapmak. Evet. En büyük kaygımız da mesleğimizi düzgün yapabilmek. Doğru. Yoksa açıkçası hastaya iyi gözükmek adına yaptığımız meslekten bir feragat söz konusu olduğunda ne hasta adına ne de kendi adımıza aslında çok da fazla olumlu bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Aslında anlaşılıyor da bir taraftan ama meslekte deyince başakalım. Okulumuzdan bu yana bugüne kadar gelmişsin. Çok da yıllar geçmiş ama hedef mutlaka bitmiyor. Mutlaka hayallerle bu mesleğe başladınız. Okul hayatınızda olsun, meslek hayatınızda. Hedef de bitmez ama şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz? Daha farklı hedefleriniz var mı? Projeleriniz var mı? Aslında ondan olmak istediğim yerde değilim. Hayatım boyunca da hep hedefler oldu. Olması da gerekir. Evet. Yapabildiğimiz yere kadar, ulaşabildiğimiz yerlere kadar. Aslında anne ve çocuk sağlığı adına Türkiye iyi yol aldı. Yani uluslararası kongrelerde evet. gidiyoruz. Burada çocuk hekimlerinin de büyük başarısı var. Zaten onların başarısından sonra yan dal uzmanlığı olarak perinatoloji, yüksek riskli gebelik biraz daha ön plana çıktı. Evet. Ama biz yaptığımız işi ve bunun önemini daha topluma anlatamadık. Anlatamadığımızı da görüyorum ve başarısız olduğumuz noktanın da sadece gebelik takibiyle bu işin olmayacağı, evet. aslında gebelik öncesi bir sürü şeyin hallolabileceğini anlatabilirsek, bunun farkındalığını yaratabilirsek çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Siz daha çok kitleye ulaşıp daha yani, farklı şeyler yapmak istiyorsunuz. Toplum sağlığı önleyici hekimliktir. İşte gebelik gibi, gelecek nesillerin evet. sağlığı gibi bir konuda bu üstümüze düşen görevi öncesinde yaparsak bir jenerasyon değil, bir sürü jenerasyonun sağlığı ile ilgili olumlu işler yapmış olacağımızı düşünüyorum. Peki, bir size çıkmış olduğunuz bu yolda, değerli mesleğinizi ve bize şu an vermiş olduğunuz tüm değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerim adına ben çok teşekkür ediyorum size. Hedeflerinizde ulaşmanız dileğiyle, başarılarınıza ulaşmanız dileğiyle çok teşekkür ediyoruz size Başak Hanım. İyi günler diliyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Hoşça kalın. Sağ olun, teşekkürler.